gece büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş. Ortak olmak her sevince, her derde, kedere ve yürümek ömür boyu beraberce ellere. Olmasın hiç ocağı içten gülen gözlerde yaş. Bir gün gelip ayrılsak bile seninle arkadaş. Olmasın hiç o ta içten gülen gözlerde yaş. Yollarımız ayrılsa bile seninle arkadaş. Nereye gidiyorum ben ya? Buyurun, bırakalım sizi geçeceğiniz yere kadar. Yok, sağ ol. Buyurun. Yok. Ne yapıyorsun? Bırak, bırak! Merhaba. Şşt, koçum, al bakalım. Ben vale değilim koçum. Bu işten bu kadar kolay yakınızı sıyıracağınızı düşünmediniz herhalde. Değil mi? Kafayı mı yedin sen ya? Niye gülüyorsun? Sana diyorum. O elini kırdırtma bana. İneceğim ben. Kenara çek. Bak, ben ne zaman istersem o zaman inersin. Emin misin? Çek kenara dedim, ineceğim. Çek! Ya sen beni tam olarak anlamıyorsun galiba. Sen beni anlamıyorsun galiba. Ben ineceğim dersem inerim. Bak, o kapı ben açıl demeden açılmaz. Hareket halindeyken açılmıyor, bilmiyor musun? Geç otur yerine. Bana bak. Bunu bir daha yaparsan... Ne yaparsın? Ha? Astırırsın, kestirirsin, dövdürürsün bilmem ne. Beni pişman edersin, öyle mi? Bana bunlar sökmez oğlum. Korkaklarla işim olmaz benim. Sen adam olsaydın beni değil Eren'i kaçırırdın. Ya şimdi onu aldırsam, çöksem tepesini ki çok kolay. Sonra biz nasıl eğlenirdik? Ha? Ne diyorsun be? Bak şimdi anlatıyorum sana. Ne yapıyorsun be? Bırak, 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 bırak. Çok... Eren dedim mi bizim çocuğun adı? Bir arayalım, bir soralım bakalım. Eren seni kurtarmak için neler yapabilecek? Boşuna uğraşıyorsun. Emin misin? Eminim, açmayacak. Ara da gör. Böyle olacağını biliyordum zaten. Her şeyin ortaya çıkması an meselesiydi sadece. Hatta bir ara anneme ben söyleyecektim, biliyor musun? Öyle mi? Evet. Çünkü benim annem o kadar iyi niyetli ki. Hiç böyle şeyler düşünmüyor. Ya babam bir ay gitse, işim var dese inanır ona, düşünebiliyor musun? Güvenir yani, sorgulamaz. Öyle diye geldiğimiz yer ortada. Ya ben anlamıyorum, bir insan nasıl hiçbir şey anlamaz ya? Nasıl güvenir böyle körü körüne? Seda, sen niye anneni suçluyorsun ki? Suçlamıyorum. Ama anlaması lazımdı, bilmesi lazımdı falan diyorsun. Nereden bilsin kadın? İlle birini suçlaman gerekiyorsa, suçlaman gereken kişi annen değil. Tamam da biraz daha kontrol etse yani, bu kadar da rahat bırakmasaydı. Yine de bir şey değişmeyecekti. Sen de biliyorsun. Biliyorum. Of neyse ya, konuşmayalım bu konuyu. Gerçekten sinirlerim bozuluyor. Sen de üzgünsün zaten. Yok, ben hiç üzgün değilim. Bizimkiler de boşanıyor demedin mi? Evet de. Onlarınki evlilik sayılmazdı zaten. Yani yıllar önce boşanmış olmaları lazım. Ben hiç üzülmedim, sevindim diyebilirim yani. Ya benim aklım annemde kaldı, bir gidip bakayım. Tamam, üzme kendini. Denerim. İstediğin zaman da ara. Çok sağ ol. Ne oldu? Açmadı mı? Hay Allah. Ya illaki geri dönecek. Geri dönmeyecek. Çünkü Eren benim sevgilim değil. Anladın mı? Aa. O yüzden beni kurtarmak için bir şey yapmayacak. O zaman yazık sana güzelim ya. Nedenmiş? Yani baksana adam seni takmıyor. Sevgilin değil. Telefonla da geri dönmüyor. Sen niye bu adamla birliktesin ki? Canım sıkılıyor belki. Ha. Ama bak benim de canım sıkılıyor ama ben böyle şeyler yapmıyorum. Başka şeyler yapıyorum ama. Hayır, nasıl başka şeyler yani, ne demek o? Bir de buradan arayalım bakalım Eren'i. Efendim? Eren ne haber ya? Nasıl gidiyor? İyi. Bulamadım sesini. Berke ben Berke. Hatırladın mı? Yo. Hani timeline'ın önünde görüşmüştük. Sizin bir drift olayı vardı. Bir arabanın lastiklerini yaktınız hani. Ben o arabanın sahibiyim. Hatırladın mı şimdi? Ha, hatırladım. Eğer driftin nasıl yapıldığını soracaksan şu an ben sana öğretemem. Git başkasından öğren. Ya aslında iyi fikir biliyor musun? Hatta ben bunu Gizem'e sorayım ya şimdi. O bana fikir verir. Ne diyorsun lan sen? Ya ben Gizem'i biraz alıkoydum. O manyağı dinleme. Eren bu manyağı dinleme. İyiyim ben. Çek elini. Neden yaptın diyeceksin. Biliyorsun hayatta her şeyin bir karşılığı var. Sen benim arabamla bana hava atamazsın öyle. Gizem'e zarar verirsen gelirim seni bulurum. Aha. Kesin bulursun sen beni. Oğlum senin derdin benle, kızı bırak. Acaba? Belki karşılığında bir şey istiyorum. Ne istiyorsun? Eren bu manyağı dinleme, iyiyim ben. Çek elini. Gizem'i ver telefona. Alo Eren, iyiyim ben. Tamam mı? Merak etme beni. Dinleme bunu. Kızı duydun değil mi? Bak polisi molisi sakın arama. Zaten onlar seni kale almaz. Alsalar bile senin lehine bir şey çıkmaz oradan. O yüzden sakın boşuna zamanını harcama. Ne istiyorsun lan? Söyle uzatma. Eğer Gizem'i istiyorsan senden 4 tane lastik istiyorum. Arabanın modelini, tipini falan zaten biliyorsun. Lastikleri getir, kızı al. Ya senin ihtiyacın mı var lastiğe? Sen... Neden böyle abuk sabuk şeyler yapıyorsun ya? Neden yapıyorsun bunları sen? Tabii ki ihtiyacım yok. Ama işte pislik olsun diye yapıyorum bunları. Arda neredesin? 15 dakika sonra evin oradaki parkta buluşalım. Acil bir durum var kardeşim. Alo? Nasılsın Sunacığım? Müsaitim. Nereden canım? Sunacığım biz hiç Kilyos'a uğramadık ki bu aralar. Yani bilmiyorum. Belki de Emre uğramıştır. Tamam canım. Başka zaman görüşürüz. Peki şimdi nereye gidiyorsun? Eren çağırdı şimdi. Onunla buluşacağım. Tamam kapatıyorum. Sonra konuşuruz. Anne ne oluyor? Kızım sen ne yapıyorsun? Sen benden habersiz Kilyos'a mı gittin? Sakın bana yalan söyleme, Merve gittiğini biliyorum. Sorsam izin verecek miydin anne? Ne yaptınız acaba orada? Baş başa. Anne lütfen. Ne? Baş başa değil miydiniz? Baş başa değildik anne. Eren vardı, Seda vardı, Gizem vardı, Yunus vardı. Kızım sen ne yapıyorsun? Beni her gün başka bir arkadaşım arıyor. Yok Merve'yi şurada gördüm, burada gördüm. Sen bizi rezil mi edeceksin? Ya anne her şey mi seninle ilgili ya? Hep seninle ilgili. Senin rezil olman benimle ilgili değil ki hiçbir şey. Üste çıkma Merve. Bana cevap vermeyeceksin. Seda'yı da alet ediyorsun yalanlarına. Kızla telefonda konuşturuyorsun beni. Ya senin yüzünden. Efendim? Sen kafayı taktın ya Arda'ya bir kere. Kızım ben kimseye kafayı falan takmadım. O çocuk sana uygun değil. Gayet uygun. Merve. Beni yapmak istemediğim şeyler yapmak zorunda bırakma. Ha, ne yapacaksın acaba? Babama mı şikayet edeceksin sen beni? Gerekirse ederim. Gör bak bakalım ne yapıyorum. Hasta. Alo Seda, neredesin? Evde misin? Geleyim mi sana? Hayırdır oğlum ne oldu? Bana çok acil 4 tane lastiği lazım. Ne diyorsun lan sen? Tamam yürü ben sana yolda anlatacağım. Ya bir dur. Acele ettirdin beni meraktan öldüm ne oldu? Ya biz geçen timeline'e geldik ya. He? Sen gittikten sonra bir olay oldu. Ne oldu lan? Bu yaptığın var ya o kadar salakça bir şey ki. Bu Eren'den istediklerin. Bak bende para var tamam mı? Alayım lastiklerini kapansın bu konu. Sorun para değil ki güzelim. Yani sorun lastik de değil. Konu senin gerzekliğin, onun farkındayım ben. Doğru konuş benimle. Of, o kadar sıkıcısın ki. Seninle birlikte olan kadınlar çok sıkılıyorlardı senden. Ya sen bir kere beni tanımıyorsun. Neler yapabileceğimi de bilmiyorsun. O kadar iyi biliyorum ki senin neler yapabileceğini. Sınırların var senin. Sen baban neye izin verirse, ne kadar izin verirse ancak o kadarını yapabilirsin. Bu adamlar var ya, senin değiller. O cebindeki paralar senin değil. Hiçbir şey sana ait değil. Çünkü sen babanın seni var ettiği kadarsın. Anladın mı beni? Ama benim sınırlarım yok. Neden biliyor musun? Çünkü özgürüm ben. Gülmen bittiyse alabilir miyim telefonu? Eren'i arayacağım. Ya bir şey diyeceğim. Bak bunu kabul ediyorum. Çok farklı mizah anlayışım var. Tuttum, sevdim. Ver şunu. Efendim baba. Bizim evde mi? Tamam, 1 saat içinde geliyorum. Var ya çok şanslısın ha. Acayip bir eğlencenin ortasına düştün. Şimdi doğru bize yemeğe gidiyoruz. Nereye gidiyorsun Merve? İzin verirsen Seda'lara gidiyorum anneciğim. Zaten gittiğim zaman ev telefonundan seni kesinlikle ararım. Hatta eğer inanmıyorsan annesini de arattırırım olur mu? Benimle bu şekilde konuşmayacaksın. Seda'lara gidiyorum anne. Oldu mu? İyi akşamda kalmıyorsun. Lütfen hiç kimseye söz verme eve geliyorsun. Yarın da benimle çekime geliyorsun. Efendim? Ne çekimi ya? Seninle Ceyda'nın mutfağı programına katılacağız anne kız. Ne zamandır arıyordu, erteliyordum. Artık yeter. Yok sen gerçekten bilerek yapıyorsun. Sen gerçekten beni delirtmeye çalışıyorsun. Sen bilerek... Geliyorsun dedim Merve, bitti. Lütfen bana sorun çıkarma. Allah'ım ya Rabbim ya. Siz manyak mısınız ya? Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Ya eğlenelim dedik. Çok güzel eğlenmişsiniz. Sonuç? Gizem ortada yok. Polise haber mi versek? Ne yapsak acaba ya? Ne diyeceğiz gidip? Hadi gittik konuştuk. Kim ilgilenecek? Kız kayıp değil, bir şey değil ya. Ne yapacağız lan o zaman? Lastikleri bulup mevzuyu kapatacağız. Ara. Sülo'yu ara. Sor bakayım ödünç müdünç bir şey, lastik mastik verebilecek lan bize. Kapalı. Nur abi arayayım. O biliyordur belki nerede olduğunu. Ara çabuk çabuk çabuk. Hadi. Alo Nur abi nasılsın? Ben deyim sağ ol. Ne diyeceğim ya? Ben Süleyman abi arıyorum ulaşamıyorum. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Öyle mi? Tamam abi sağ ol. Ne diyor? Adam cenazedeymiş oğlum. Dayısı vefat etmiş. Memlekete gitmiş adam. Hayda. Allah rahmet eylesin de. Biz ne diyeceğiz? Ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Nuray, Kasapoğlu. Bana 5 dakika önce biri annenin adı ne diye sorsa... Şeyma. Hani benim annemin adı Şeyma. O bir tane zarf açıyorsun. İçinden bir fotoğraf çıkıyor. Bütün ezberler bozuluyor. Alo. Eren, neredesin, ne yapıyorsun? Arda ile birlikteyiz. Oğlum, hayırdır bir sesin kötü geliyor, iyi misin sen? Değilim abi, değilim. Neredesiniz siz? Ardaların evinin oradayız. Tamam bekle, ben geliyorum yoldan arayacağım. Yani ne olacak böyle bilmiyorum. Annem babamın her şeyini alıp kapının önüne koymuş. E peki baban nerede şimdi, geldi mi? Kongrede. Akşam gelecek bakalım. Ama bir daha asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu biliyorum. Ya kızım bilemezsin bunu. Belki barışırlar. Hiç sanmıyorum Merve. Ay beni boş ver. Sen niye böyle apar topar geldin? Bir şey mi oldu? Öf, yok ya boş ver. Ya anlatsana kızım. Annem Arda'ya kafayı taktı. Nasıl taktı ya? Tanışmıyorlar ki. Tanıştırdın mı yoksa? Tabii ki tanıştırmadım. Tanışmadan taktı. O çocuk sana uygun değil Merve. O çocuk ailemize uygun değil Merve falan diye bağırıp duruyor ya. Bir de Kilyos'a gittiğimizi öğrenmiş. Yapma ya. Baş başa ne yaptınız diyor bir de ya. Ne yapacağız ya? Çocuk saldıracak mı bana? Bir de çekim çıkardı başıma. Onu unutmamak lazım. Ne alaka ya? Ne çekimi? Bu Ceyda'nın mutfağı diye bir program var. Ona katılacakmışız anne kız birlikte. Ya ben yemeğe bile gitmekten hoşlanmıyorum insanlarla. Bir de bana çekim diyor ya. İnanabiliyor musun? E ne yapacaksın peki? Ne yapacağım? Gitmeyeceğim tabii ki. Ya of. Ben de konuşuyorum. Senin canın çok sıkkın. Sonra konuşuruz bunları tamam. İyi oluyor, boş ver kızım. Yani aklım dağılıyor en azından. Başka şeyler düşünüyorum. Lastiklerin en ucuzu 1100 lira. Tanesi yani. Çok güzel. Nasıl alacağız biz şimdi bu lastikleri? Ha? Süleyman abi yok, kimse yok. Hayır, işin kötüsü para da yok. Merve'den mi istesek acaba ya? Olmaz. Yani benim aklıma bir şey geliyor. Madem para verip satın alamıyoruz, Gideceğiz, ödünç alacağız. Ödünç alacağız derken çalacak mıyız anlayamadım. Bu saçmalamayın lan. Hırsızlık mı yapacağız? Biz öyle şeyler yapacak adamlar değiliz ya. Yakışmaz bize. Ne yapalım oğlum? Gizem'i bırakalım mı herifin elinde? Ya bırakmayacağız tabii de. Başka bir yolu vardır. Yani lastikçiye mi gireceğiz? Ne yapacağız? Var mı başka fikrin Yunus? Yok. Ama vardır mutlaka bir yolu. Tek bir yolu var. Ben size hemen onu söyleyeyim. Gideceğiz, başka berberin lastiklerini sökeceğiz. Alacağız, götüreceğiz. Bu kadar basit yani. Daha iyi bir fikriniz varsa söyleyin. Onu yapalım. Eren, var mı sende bir şey? Yok. Yunus sende? Sende de yok. İyi. Yolumuz belli oldu o zaman. Hadi gidelim. Hadi yürü. Nereye? Oğlum elimizle sökmeyeceğiz herhalde. Bir alet edevat bir şey alacağız. Süleyman abinin oradan alırız. Hadi. Gizem nerede? Eve mi döndü? Yo, dönmedi. Burada hala. Sen gelmeden aradım ama açmadı. Yoksa buralarda yani. Onların arasında bir şey mi var? Eren'le. Bilmiyorum. Bugün de zaten birliktelerdi kapının önünde. Ben Eren'le konuşunca da Gizem yok oldu bir anda ortadan. Nasıl bilmiyorsun kızım ya? Var mı yok mu yani? Ya bu konuda konuşmak istemiyorum Merve. Konuştukça sinirlerim bozuyor aklıma geldikçe yani. Yok diyelim. Olmasın yani, olur mu? Yalnız peynirden almam lazım. Peyniri efsane. Ya olur mu diyorum? Ben de diyorum ki peynirden alman lazım. Yani kapattım konuyu canım. Tamam. Ben bir anneme bakıyorum hemen. Tamam ya. Buluştunuz mu Eren'le? Buluştuk, konuşuyoruz. Arayacağım işimiz bitince seni. Tamam. Anneciğim. Anneciğim aç mısın? Bir şey hazırlayayım mı sana? Başka bir şey ister misin peki? İstemem. Sen biraz dışarı çıksana, hava alırsın. Merve geldi zaten. Oturuyoruz aşağıda. İyi hadi gidin oturun siz, ben biraz uyuyacağım. Başka bir şey istersen söyle ama, tamam mı? Seni çok seviyorum anne. Gelmeyeceksin demiştim sana Salih. Salih. Konuşabilir miyiz Ayşe? Bir saatin var. Eşyalarını topla, istediğin her şeyi yap, tamam mı? Döndüğümde seni burada görmek istemiyorum. Böyle olmasını istemedim ben. Şu dakikadan itibaren senin ne istediğin, ne hissettiğin beni zerre kadar ilgilendirmiyor, tamam mı? Ayşe. Yazık ya. Yazık sana, yazık. Senden her şeyi beklerdim de gidip o çocuğa Alkın ismini koymanı beklemezdim Salih. Biz biz koyacaktık o ismi. Bizim çocuğumuz olacaktı Alkın. Beni çekip vursaydın daha iyiydi. Seda. Seda, evde misin? Of ya. Hala mı açmıyor ya? Yok. Ya belki kendi evine gitmiştir, olamaz mı? Ay yok, hiç sanmıyorum. Ya annesiyle hiç iyi değil arası şu aralar. Hangimizin iyi ki acaba? Ya bir gidip baksak mı? Ya bilmiyorum ki nasıl olur. Yani istiyorsan bir Eren'i arayalım. Hani belki onladır. Ya ben arayamam Merve, biliyorsun durumumuzu. Ama istiyorsan sen ara yani, bir sor. Tamam kuzucuğum. Bir bakalım. Eğin kafanızı, eğin. Kaldırmayın. Niye? Buralarda kamera var, ben biliyorum. Oğlum sen niye biliyorsun böyle bir şeyi? Hayır, nereden biliyorsun? Ya bir susun lan. Acelemiz var, muhabbetin sırası değil. Aha, telefon çalıyor. Kim arıyor, kim? Gizli mi var ama? Yok, Merve arıyor. Ben seninle olduğumu söyledim, ona göre konuş. Efendim Merve? Ne haber, ne yapıyorsun? İyi, Arda'yleyiz. Ha evet, söyledi Arda. Ya ben sana şey soracaktım. Biz şimdi Seda'yla birlikteyiz. Gizem'i arıyoruz, telefonunu açmıyor. Ay, merak ettik, nerede, ne yapıyor biliyor musun? Gizem şeyde. Sinemada. Sinemaya gitti, ondan açamıyordur. Tamam, çok sağ ol. Görüşürüz. Hah. Sinemadaymış ya. Öf. Niye söylemiyorsun kızlara? Oğlum gelmek isterler falan, öğrenirlerse büyük sıkıntı olur. Bu iş biraz sakat. Biraz mı? Lan anında yıkılardınız, anında, anında. Bunu pas geçiyoruz o zaman. Çantamla ceketimi ver, bana da bir taksi çağır. Hadi gideceğim artık. Gitmeni istemiyorsam ne olacak? Arıza çıkacak. Sen beni içeriye sokacaksın, ailenle tanıştırmak için. Ben yemekte seni rezil edeceğim. Anladın mı? Hiç gerek yok bence bunlara. Var ya, sen tam benim kafadasın ha. Ne diyorsun ya sen be? Şu an babamın yüzü gözümün önüne geldi de. Çok iyi ya. Ne diyorsun sen be? Kızım, benim hayatım babamı sinir etmek üzerine kurulu. Onun hoşuna gidecek şeyi zaten yapmam ben. Seni buraya o yüzden getirdim zaten. Arıza çıkacak. Anladın mı? Anladım. Güzel. Bırak! Bırak! Ya lütfen birbirimizi böyle şeyler için yormayalım, tamam mı? Bir daha kaçmaya kalkarsan... Ne yaparsın? Dövdürür müsün beni? Seni niye dövdüreyim güzelim? Sevgilini dövdürme. Sakın Eren'e bir şey yapmaya kalkma. O zaman buyurun Gizem Hanım. Ha bu arada, bir daha kaçmaya kalkarsan erkek arkadaşının beynini patlatırım. Haberin olsun. Yürü şimdi. Siz daha önce yaptınız mı böyle bir şey? Hayır. Ya yapma. Ya zarar verirsek arabaya? Ya arabasını Gizem'e zarar verirlerse ne olacak? Oğlum ne yapıyorsun lan? Yıkalatacak mı bizi? Yanlışlıkla yaptım. Yapamayacaksan karışma Yunus. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Hırsızlık yapıyoruz burada. Hayır, gurur mu duyuyorsun anlamadım. Yunus! Senin derdin ne ya? Asıl senin derdin ne? Benim hiç derdim yok ama senin bir derdin var belli. Lan tamam oğlum, sakin. Ne oluyor ya? Geçti oğlum, geçti, anladın mı? Yeni mi geldi lan aklın başına? Ben başından girmeyelim dedim. Hırsızlık yapmayalım dedim. Arda! Bir dakika Eren. İyi, hırsızlık yapmayalım. Parayı da vermeyelim ama bir şekilde lastikleri bulalım. Nasıl olacak o iş? Ne diyorsun oğlum sen? Döner diyorum, döner. Döner istiyorum ama dönmesini de istiyorum. Var mı öyle bir dünya? Yok öyle bir dünya. Neden bahsediyorsun sen ya? Hayır, olay ne? Olayın ne olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Bilmiyor musun? Anlatayım ben o zaman sana. Birlikte olmayalım ama ayrılmayalım da. Her aradığımda aç, her çağırdığımda gel. Bitti artık, bitti. Finito. Bundan sonra Merve'den uzak duruyorsun, anladın? Biz nasıl geldik şimdi buraya? Hayır, Merve nereden çıktı? Nereden çıktığını sen gayet iyi biliyorsun. Lan yeter lan! Niçin geldik biz buraya? Kavga etmeye mi? Hadi! Lan! Keşke gelseydin. İnşallah bir dahaki sefere. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın lütfen, geç kaldık biraz ama. İyi akşamlar. Biz alışkınız senin bu hallerine Berke. Başka bir şey beklemiyoruz zaten. İnsan hayal ettiği müddetçe yaşıyor babacığım. Evlat bu. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Haklısın. Pardon. Müsaadenizle. Çok özür dileriz efendim. Yani böyle apar topar geldik, sizi rahatsız ettik ama... ben Berke'ye söyledim ancak beni sizinle tanıştırmak istedi. O yüzden siz bizim kusurumuza bakmayın, olur mu? Bu arada Gizem ben efendim. Hakan. Çok memnun oldum Hakan Bey. Yaklaşık 5.000 lira lazım. Şimdi biz bu parayı nereden bulabiliriz onu düşünelim. Benim durumum belli zaten. Yani ben de 1.000 lira çıkartırım da... işte onu da abimlere falan sormam lazım yani. Ben Şükrü'den isteyeceğim bunu. Hayır. Şükrü kim? Çok tekin olmayan bir arkadaş. Hep sen söylersin bana Şükrü'den uzak dur diye. Hayır, olmaz. Ya ne yapayım kardeşim, durum ortada. Mecbur isteyeceğiz yani. Tamam. Ben gider konuşurum o zaman. Hayır, saçmalama, ben konuşurum. Sen yeni kurtardın yakayı. Dur oğlum ya. Olmaz öyle. Hep birlikte gidelim. Hadi o zaman. Ya demin öyle bir karşılıklı gerildik. Öyle oldu. Yani kusura bakma. Sorun değil ya. Olur öyle bazen. Aldım. Ne diyor Şükrü? Zamanı gelince ben de sizden bir iyilik isterim diyor. İstemese şaşarım zaten. Abi ne oluyor ya? Hayır, bu Şükrü kim? Olayı ne? Ya çok uzun hikaye kardeşim. Ben sana sonra anlatırım, tamam? Hemen girişte bir tablo vardı. Siz Fikret Muhalla seviyorsunuz sanırım. Evet. Elimden geldiğince Türk ressamlarını toplamaya çalışıyorum. Ben de resim yapıyorum. Ama ben daha çok eskisi çalışıyorum. Tabii benim... hani eğitimim yok bu konuda. O yüzden biraz amatörce çalışıyorum. Ancak çok ilgiliyimdir resim sanatına. En çok hangi ressamı seviyorsunuz? En çok... Picasso, Van Gogh. Tek bir ressam söyleyemem size. Ancak Bedir Rahmi diyebilirim mesela. Erol Akyavaş, Orhan Doğançay, Ergin İnanç. Ama sen bir tek Picasso ile Van Gogh'u biliyorsun sanırım. Olsun. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Aileden mi geliyor bu resim sevgisi? Yo yo. Tamamen benden. Ben genelde sanatın her dalıyla yakından ilgiliyimdir. Resim, müzik, dans. Yıllarca bale yaptım. Gizem. Bir saniye gelir misin benimle? Müsaadenizle. Hemen dönüyoruz. Aferin. Buraya ilk defa doğru düzgün birisini getirdin. Şaşırttın beni. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ne oldu? Evdeki hesap çarşıya uymadı galiba. Babam bayıldı bana. Ben onu ayıltırım birazdan. Ne güzel ya. Dert yok, tasa yok. Evler, arabalar, paralar. Ne istiyorsan yapıyorlar. Ne oldu, kıskandın mı? Çok. Acıdım daha çok. Kıskanmaktan ziyade. Allah Allah. Nedenmiş o? Yazık ya. Bir amacın falan var mı senin? Ha? Yok. Neden biliyor musun? Çünkü hayatın kadar kafan da boş. E'si senin arkadaşların da boş kafalı tiplerdir senin gibi. Hadi erkeğin boş kafalısı neyse de kadının boş kafalısı hiç çekilmez ha. Sabahtan akşama kadar alışverişler, kuaförler. Yazık sana. Kızım senin derdin ne? Hı? Benim derdim bir an önce buradan defolup gitmek. Onun için biraz bekleyeceksin ama. Bak daha lastikler gelmedi. Ama başka bir yolu var mı diye soracak olursan. Var. Neymiş? Çok pardon. Seninki arıyor. Ne yaptın genç? Hallettin mi işi? Para tamam. Nereye getireyim söyle. Eren iyiyim ben Eren. Para mı? Ben senden para mı istedim lan? Lastik istedim. Lan her yer kapalı. Nereden bulacağım bu saatte lastiği? O hiç benim sorunum değil. Sen var ya hastasın ha. Hakikaten hastasın. Sen biraz önce bir soru sordun ya. Gitmenin başka bir yolu var mı diye. Var. Madem yıllarca dans ettin, benim için de dans et. Çık git. Hayatta yapmam öyle bir şey. Emin misin? Eminim. Sen bilirsin. Cahit. Gidin bulun şu Eren denen herifi. İndirin şerefsizi. Ağzını burnunu kırın. Tamam tamam bırak. Tamam. Dans edeceğim senin için. Cahit. Ben fikrimi değiştirdim. Benden haber bekleyin. Tamam tamam sakin sakin. Lan nasıl sakin olayım lan? Lan ne diyor söylesene. Parayı yapacağım lastik getir bana diyor. Tamam tamam sakin ol. Halledeceğiz sakin tamam. Tamam. Abi yok mu abi bulabileceğimiz bir yer? Hayır bir tanıdık falan yok mu? Açtıramıyor muyuz bir yerleri? Bilmiyorum ki. Ya şu senin tanıdığın bir oto yıkamacı vardı. Onu bir arasan. Tanıdığı falan varsa. Lan adamın cenazesi var biz adama ne soruyoruz ya? Alo Süleyman abi. Başın sağ olsun abi. Çok üzüldüm duyunca. Yapabileceğim bir şey var mı abi? Tamam. Abi ben senden bir şey isteyecektim ya. Böyle devam edersen sabaha kadar buradayız. Söyleyeyim. Belki de şarkıyı beğenmedin sen. Şimdi görelim. Eyvallah dayı. Abicim çok sağ ol. Size sağ olun, iyi akşamlar. Oğlum bir ara sor, nereye götürecekmişiz? Dur bakayım. Açmıyor şerefsiz. Nereye geleyim söyle. Vay. Hazır mı benimkiler? Hazır. İyi. Uzun uzun anlatmaya gerek yok o zaman. Teknoloji gelişti değil mi? Ben konum atayım kesin olsun. Nasıl istersen. Yalnız gel dememe gerek yok herhalde. Değil mi? Sen kasma, rahat ol. Hadi siz uzayın. Saçma sapan konuşma lan. Oğlum biz buradayız, gitmiyoruz. Oğlum adam tek gel dedi ya. Hadi. Oğlum bak buralardayız, haber ver. Tamam hadi. Tamam mı? Dikkat et. Hadi. Eren dikkat. Bak buralardayız ha. Tamam kardeşim. Berke gelmedi mi? Hazır mı lastikler? Becerebildin mi getirmeyi? Gizem nerede lan? Ya merhaba desen önce. Oğlum bak ben senin istediğini yaptım, sen de benim istediğimi yapacaksın. Gizem nerede? Gizem'le çok eğlendik. Acayip kafa bir kız. Lan senin var ya ağzını yüzünü... Orada dur istersen. Lan ne yaptınız lan? Lan niye yaktınız lan? Lastik öyle yakılmaz koçum. Böyle yakılır. Gizem nerede lan? Ha? Gizem nerede lan? Gizem'i yarım saat önce bıraktım. Ama şarjı bitik. Yazık. Ulaşamamıştır şimdi sana. Lan var ya bak ona zarar verdiysen öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Demek ki neymiş? Boyumuzdan büyük işlere kalkışmıyormuşuz. Öyle gördüğümüz her arabaya atlamıyormuşuz. Ama aferin. İyi çalıştın bu akşam. Şimdi gidebilirsin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Lan öldürürüm lan seni! Öldüreceğim lan seni, gel öldürürüm! Öldüreceğim lan seni! Buldun mu beni? Öldüreceğim lan seni! Hepsini ödeteceğim lan! Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Bir şey yaptım sana. Korkma, tamam mı? Hepsi geçti güzelim, hepsi geçti. Eve bırakayım seni, ister misin? Gitmek istemiyorum. Ne olur. Peki tamam, sen nasıl istersen. Hiçbirini yanına bırakmayacağım, söz veriyorum sana, hiçbirini. Bırakalım, kapatalım konuyu, ne olur. Nasıl bırakalım ya? Lütfen. Söz ver bana. Bak bir şey yapmayacaksın, tamam mı? Söz ver. Veremem. Ya lütfen. Uzamasın artık, tamam mı? Kapansın burada. Lütfen. Tamam, sen nasıl istersen öyle olsun. Zamanın ortasına bıraktım yüreğimi. Ölmek kolay, kapat kapıları. Yalnızlığın içinde umutsuz yaşamayı. Korkuyorum sevmekten. Yalnız uyumak istemiyorum. Sen de uyuyor musun? Olur. Tolga, hayırdır oğlum, ne oldu? Ziyaretçim varmış abi. Aşağıdakiler haber verdiler. Söylediler mi ya kim olduğunu? Yok, bilmiyorum. İyi, tamam, sağ ol. Anne? Oğlum? Ne oldu? Babama bir şey mi oldu yoksa? Yok oğlum, baban iyi. Baban çok iyi. Annem, hoş geldin. Ama bir şey var. Bak kesin bir şey var. Yoksa sen böyle babamı bırakıp gelmezsin. Baban zorladı oğlum. Git biraz hava al, oğlunu da gör gel dedi. Yalan. Vallahi o gönderdi. Bana burada evde iyi bakıyorlar dedi. Kızlar hep başında. Teyzenler, amcanlar başında. Sen git üstüne bir şeyler giy de çıkıp biraz dolaşalım senle anaoğul. Karşılıklı birer çay içeriz. İyi, tamam. Üstüme bir şeyler giyip geliyorum. Alo. Ha, alo, günaydın kardeşim. Ne yapıyoruz söyle. Bir şey yapmıyoruz. Niye lan? Ne diyorsun oğlum sabah sabah? Berke'yi diyorum, Berke'yi. Yanından bırakacağız şerefsizin. Gidelim yapışalım yakasına. O mevzu kapandı kardeşim, tamam mı? Gizem'e de bir şey olmadı. Bir 5000 borçlandık, onu hallederiz. Saçmalama Eren. Manyak mısın oğlum sen? Gidelim indirelim şerefsizi işte. Arda, manyakla manyak olmayacağız kardeşim, anladın mı? Arda, anladın mı? İyi anladım, anladım. Hadi kapattım, hadi. Çok erken uyandım. Bugün okula gitmeyeceğim, dinleneceğim. Konuşuruz Gizem. Efendim? Gizem neredesin? Sedalara geldim şimdi. İyi misin? Yorgunum biraz. Konuşalım mı sonra? Olur. Bak merak ettirme beni. Tamam. Gizem. Günaydın. Günaydın. Niye gelmedin dün gece? Merak ettim. Mesaj attım ya Seda sana. Almadın mı? Aldım. Niye gelmedin? Neredeydin? Boş ver. Söylesene Gizem. Söylersem üzülürüz. Eren'le mi birlikteydin? Biz burada nelerle uğraşıyoruz, ben neler yaşıyorum hiç haberin yok. Ben neler yaşıyorum, senin haberin var mı? Canım çok sıkı Seda, sonra konuşalım. Bir dakika ya. Benim burada ailem dağılıyor ya, ailem. Annem kendini odaya kapatmış, babamı kapının önüne koyuyor, boşanacaklar ve senin haberin yok Gizem. Her şey seninle ilgili değil Seda. Dünya senin üstüne dönmüyor. Biraz başkalarını da düşün, bu kadar bencil olma. Ailesi dağılıyormuş. Sen benim yerimde olsan ne yapacaksın acaba? Ayakta kalabilecek misin acaba? Akşam 10'da uçağım. Biner giderim ben. Sen niye geldin? Bir söyle hadi. Bir şey mi oldu annem? Bir söyle. Sen bana böyle annem diyorsun ya. Benim aklıma seni kucağıma ilk aldığım zaman geliyor. Küçücüktün. Bu kadar. İlk bir hafta durmadan ağladım. Kucağıma alıyorum olmuyor. Sallıyorum olmuyor. Karnım tok. Altın temiz ama hiç susmuyorsun. Benim de içim parçalanıyor sen öyle ağlarken diyorum. Yavrumun derdine derman olamıyor. Benim sütüm yok. Bir hafta hep ağladım. Bir hafta sonra nasıl oldu bilmiyorum ama sütüm geldi. Şimdi sen diyeceksin ki anne hiç olur mu öyle şey? Sen doğurmadın ki başkası doğurdu. Ama oldu işte. Seni ben doğurmadım. Ama sen benim oğlumsun. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Bunu hiç kimse değiştiremez. Tamam mı oğlum? Tamam. Ayşe teyze. Geçecek hepsi. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Söz. Söz bak. Ben seni yalnız bırakmak istemedim oğlum. Ondan geldim. Belki bana ihtiyacım vardır diye. Benim sana hep ihtiyacım var annem. Sana da babama da. Ama belki gitmek istersin, görmek istersin. Kime? Onları mı? Adres falan çıkmadı ki anne. Babamın verdiği zarftan Nuray diye bir isim çıktı. Bir fotoğraf. Bir de Beykoz diye bir semt yazılı. O kadar yani. Ben seninle gelirim oğlum. Nuray şimdi nerededir, ne yapıyordur bilmem ama onu bize halası getirmişti. Ben halasının oturduğu yeri biliyorum. Gerçekten mi? Evet. Nuray daha 17 yaşındaydı o zaman. Lise son sınıfa gidiyordu. Bir erkek arkadaşı varmış. Sevmişler birbirlerini. Kız hamile kalınca ailesi kapının önüne koyuvermiş. Bu da halasına sığmış yavrucuk. Halası da düşünmüş taşınmış ben ne yaparım diye. O sırada bizden de haber alınca biz de çok istiyoruz bir evladımız, bir yavrumuz olsun diye. İşte sonrasını sen de biliyorsun. Aman annem ağlama ne olur. Tamam. Tamam. Ben çok korkuyorum ya artık bizi sevmezsen bizi istemezsin diye ama ben senin hep yanındayım ne olursa olsun. Benim senin için yapamayacağım hiçbir şey yok oğlum. Annem ne olursa olsun benim bir tane annem var. O da sensin. Tamam mı? Benim bu hayatta bir tane annem var, bir tane de babam. Onlar da sizsiniz. Hadi iç çayını da gidelim bakalım. Şimdi mi gideceğiz? Yani bugün mü? Bakalım neler öğreneceğiz. Tamam anne. Sonunda tek başına kaldın işte. Ha? Kocayı elde tutmayı bilme. Kızını elinde tutmayı bilme. Ha? Sap gibi kaldın böyle. Ne bu be? Kapıyı çalıyorum. Neydi belirsiz? At hırsızı gibi bir herif açıyor. Anne. Aa. Aa. Demek ki alkol beynini yememiş. Anneni hatırlıyorsun. Çok şükür. Ben sana ne demiştim ha? Ta başından beri ne demiştim? En başından beri ne dedim sana? Bu Emir'i sen elinde tutamazsın demiştim. Çünkü çok kafasızsın. İstediğin kadar evlen. İstediğin kadar çocuk doğur. Ne oldu? Adam befta. Şu düştüğün hale bak ha. İstanbul'a gideceğim dedin. Ne oldu? Hadi kalk. Kalk diyorum sana. Bırak beni uyuyacağım ben. Bana bak. Kalk diyorum sana. Kalksana. Kalk indir şu ayaklarını. Kalk diyorum sana. Kalk. Anne bırak beni ya. Bıraktık da ne oldu ha? Bıraktık da ne oldu görüyoruz halini. Ben buraya niye geldim biliyor musun? Sen istesen de istemesen de her şeyi düzene sokmaya geldim. Hadi kalk. Kalk da elini yüzünü yıka hadi. Kalk diyorum sana. Kalk. Kalk. Cezası. olabilir ama size çok iyi gelir, rahatlatır yani. Biraz içsenize bundan. Ha? Bütün bunlar niye benim başıma geldi? Neden ben bunları yaşıyorum? Biraz için, biraz için. Söz rahatlayacaksınız, söz. Bu da şimdi sıcak sıcak, bunu karnınıza koyacaksınız. Heh, bu da rahatlatır sizi. Sen bunları nereden öğrendin? 2 dakikada nasıl hazırladın bu kadar şeyi? Benim neredeyse bütün hayatım bunlarla uğraşmakla geçti. Ben her gün annemle uğraşıyorum 4 yıldır. Yani uğraşıyordum. Beni evden kovmadan önce. Candan seni evden mi kovdu? Evet, öyle oldu bir şeyler. O yüzden burada kalıyorum ya. Gizemciğim, niye bana söylemedin? Seda biliyor. Salih amca da biliyor. Ben bilmiyordum. Gerçi yani zaten her şeyi Salih ile Seda biliyor yani. Benim bir şeyi bilmemem hiç şaşırtıcı bir şey değil yani. Onlar biliyormuş yani, yeter değil mi? Hepsi düzelecek. Size söz veriyorum. Sen ne yapıyorsun Gizem? Ne yapıyorum? Çorba yapıyorum. Bitki çayı yaptım. Şimdi konuşuyoruz yani, nedir? Git kendi annenle konuş Gizem. Git onun yanında dur. Seda, kendine gel. Özür dile Gizem'den. Ben ne yaptım ki? Kusura bakma Seda. Ben Ayşe teyze üzülmesin diye. Yani ona yardımcı olmak için. Kusura bakma. Ne yapıyorsun sen? Zaten bir sürü derdim var. Bir de sen iş çıkarma Seda. Gizemciğim. Gizemciğim, ne yapıyorsun? Ben sadece yardım etmek istedim. Biliyorum, tabii ki. Gel. Gel. Bilmez miyim ben seni yardım etmek istediğini? 2 dakikada neler yaptın benim için? Yaptım, evet. Ama Seda bozuldu herhalde bunlara. Ben zaten alışkınım. Yalnızlığa da alışkınım. Kendi yaralarımı sarmaya da alışkınım. Böyle yanlış anlaşılmaya zaten alışkınım. Yani o yüzden sorun değil. Sizin aranız bozulmasın benim yüzümden. Gizemciğim. Güzel kızım benim. Anlayışlı kızım benim. Ne olur Seda'yı da hoş gör. O da neler yaşıyor son günlerde. Tamam mı? Merveciğim, kuaför geldi, aşağıda seni bekliyor. Sen kıyafetini seçtin mi? Anne, ben seni duyuyorum ama sen beni duymuyorsun galiba. Ben seninle hiçbir yere gelmiyorum. Bence Seda'yı arayıp yardım isteyebilirsin kıyafet konusunda. Çok zevkli bir kız, internette kombinlerini gördüm. Yardım eder bence sana. Anne, sen beni duyuyor musun? Ben seninle çekime falan gelmiyorum. Ay siz bir bakın. Olmadı ben tekrar ilgilenirim. Kadın beni duymuyor ya. Kadın beni duymuyor. Delireceğim ben. Delireceğim. Heh, burası. Buyurun. Nuray burada mı acaba? Onlar taşınalı çok oldu. Peki Sevgi burada mı, Nuray'ın halası? Onlar da yok. Peki siz niye onları arıyorsunuz? Biz çok eski ahbabız onlarla. Uzun zaman olmuştu görüşmeyeli. Hem ben İstanbul'da yaşamıyorum. Gelmişken bir göreyim demiştim. Kısmet değilmiş. Ya neyse, kusura bakmayın, siz de rahatsız ettik. Ama Nuray'ın yeni adresi var bende. İsterseniz verebilirim. Anne, ne bu halin? Duymadın mı? Söylemedim baba. Söyledi. O işte. Başka bir şey yok. Anneciğim, zaten olması gereken bu değil miydi? Yıllar önce ayrılmanız gerekmiyor muydu sizin? Anne, babam evden mi gidecek yine? Derinciğim, hadi aşkım, sen ödevini yap. Gidecek mi, gitmeyecek mi? Derin, lütfen. Eren, sen bir konuşsan. Çok pişman baban. Sen de gördün işte. Anne, lütfen. Ama öyle hemen birden olmaz ki. Yavaş yavaş o da anlıyor yaptığı hataları. Çok utanıyor. O yüzden boşanmak istiyor benden. Ben size layık değilim dedi bana, biliyor musun? Ya anne, sen inanıyor musun bu söylediklerine? Ama herkes ikinci bir şans hak eder oğlum. Baban o senin. O da yakın olmak istiyor sana, biliyorum, söyledi bana. O kadar seneden sonra geri döndü. Çok pişman. Eren, ne olur, ne olur bir kere konuşsan. Peki, tamam. Konuşurum. Ama sırf sen istiyorsun diye bak. Oğlum benim. Merve, kuaför. Merve. Selma. Merve nerede? Merve, beni sakın istemediğim şeyler yapmak zorunda bırakma. Gidelim mi senle o adrese oğlum? Gitmeyelim anne. Niye oğlum? Sen bundan sonrasını bana bırak, olur mu? Öyle bir başına olmaz ki ama. Ya annem, sen böyle yoruluyorsun, üzülüyorsun. Ben kıyamıyorum sana. Annelik dedim böyle bir şey zaten oğlum. Üzülmek, yorulmak, koşmak, hep bir şeylere yetişmeye çalışmak. Annelik bitmeyen bir vicdan azabı gibi o. Annelik yaptıklarını değil, yapamadıklarını düşünmek. Hep daha iyisini yapabilir miyim acaba diye düşünmek. Anne, sen daha fazla ne yapacaksın ya? İşte kalktın geldin, böyle yanımda oldun, tuttun elimden, götürdün beni. Daha ne yapacaksın? Sen bundan sonrasını bana bırak, olur mu? Ben halledeceğim. Öyle tek başına olmaz ama. Canım benim, ben tek başıma kalmam. Sen bana güven. Biraz toparlayabildin mi kendini? Anne, bağırma. Bağırmıyorum, normal sesim bu. Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorum burada? Çıplak çıplak oturma. Hadi git giyin. Daha bir sürü işimiz var yapacak. Anne, niye geldin sen? Yani niye gelirken haber vermedin? Kızımın evine gelirken haber mi verecektim? Yani arasaydın iyi olurdu. Yani. Doğru söylüyorsun. Keşke arasaydım. En azından o boz ayısını görmemiş olurdum. Kim? Ayı, ayı kim? Ha, Vedat mı ayı? Kimse kim. Hadi kalk. Kalk giyin. Bir sürü iş var. Hadi. Artık bu evde içki içilmeyecek. Abi. Hepsini buldum ve döktüm. Git üstünü değiştir. Değiştirdim gördüğün gibi. Leoparlı elbiseyle cam sileceksen sen bilirsin. Ama eskiden beri pek seversin oranı buranı göstermeyi insanlara. Şimdi de mahalleliye göster istersen. Hadi dikilip durma. Ev tertemiz olacak akşama kadar hadi. Nerede kalacaksın baba? Bir ev tutana kadar otelde kalacağım. Eşyaları yerleştirdim bile. Ben konuşayım mı annemle? Hayır Seda. Bu annenle aramızda bir şey. Sen karışma lütfen. Biliyorum da... Belki akşam yemekte kendi açar bu konuyu. Yemekte mi? Evet. Ben konuştum annemle. Bir araya gelelim, bu konuyu konuşalım dedim. Ailece konuşalım. O da tamam dedi. Bana böyle bir şey söylemedi ama. İşte ben söylüyorum ya baba. Ben gene de bir anneni arayayım. Yani bana çok kızgın, onun canını sıkacak bir şey yapmak istemem. Ya baba lütfen bana güven. Her şey yoluna girecek diyorum. Her şey düzelecek. Umarım. Sen sadece akşam 8'de gel. Onun dışında bana bırak. Tamam. Benim hastaneye gitmem lazım. Seni de bırakayım ister misin? Ha yok, gerek yok. Ben giderim. Tamam. Görüşürüz. Ailemi ben toplayacağım Gizemciğim. Annemi de babamı da ben bir araya getireceğim. Bekle de gör. Efendim? Sen mi çağırdın bunu başıma Gizem? Kimi? Anneanneni. Sen mi çağırdın buraya Gizem? Aa, anneannem mi geldi? Ne zaman geldi? Ay, bana numara yapma Gizem ya. Aa, niye numara yapayım anneciğim? Ben çağırmadım. Ama bir uğrayayım size. Çünkü çok özledim anneannemi. Candan, neredesin? Geliyorum. Hesabını soracağım sana Gizem, soracağım. Anneannem seni bir yola soksun da sorarsın hesabını. Çorba kaldı mı? Ha, kaldı tabii. Isıtayım mı? Sen de içeceksin ama. İçerim. Efendim? Ayşe Hanım? Evet, buyurun. İyi günler. Kiminle görüşüyorum? Ben Tarık Ferit Çamoğlu. Sahilde tanışmıştık sizinle geçen akşam. Sizi evimde misafir etmiştim hani. Gizemciğim, ben hemen geliyorum. Tamam. Rahatsız ettiysem daha sonra arayabilirim ben. Siz nereden buldunuz benim telefon numaramı? Kartvizitinizi düşürmüşsünüz de evde. İçinde kartvizitiniz vardı. Önce iş yerini aradım. Oradan ulaşamayınca... Burada cep telefonunuz yazıyor. Bir de şansımı buradan deneyeyim dedim. Ay, anlayamadım ben. Hangi konuda şansınızı deneyeceksiniz ki siz? Kartlığınızı geri iade etme konusunda hanımefendi. Başka ne olacak? Ay Tarık Bey çok affedersiniz ya ben... Bu ara gerçekten kafam pek yerinde değil de. Sizi rahatsız ettiysem siz kusura bakmayın. Kartlığı size nasıl ulaştıracağımı söylerseniz eğer. Siz neredesiniz şimdi? Kanlıca'da bir kafedeyim. Tamam, o zaman ben yarım saate kadar oralarda olurum. Bu numaradan ararım siz de yaklaşınca. Nasıl isterseniz. Tamam, teşekkürler. Gizemciğim, benim bir işim çıktı, acil çıkmam gerekiyor tatlım. Ne oldu? Kartvizitliğimi unutmuşum da bir yerde. Aa, siz yorulmayın, ben gidip alayım istiyorsanız. Yok yok, ben alırım. Zaten yani biraz hava da almış olurum. Çıkışta ofise de uğrarım, bir bakarım işlere falan. Yani evde böyle otur hep aynı şeyleri düşününce çok kötü oluyorum da. Hadi görüşürüz, içeceğim ama çorbanı. Eminim çok güzel olmuştur. Hadi görüşürüz. Ben de geç geleceğim Ayşe teyze. Eve uğrayacağım da. Ha tamam. Gel birader, işbirliği bana yap. Bana da bir çay versene. Okul yok mu bugün? Eyvallah. Yok. Annen evde mi? Evde. İzinliymiş bugün. Derin de evde. Okula gitmemiş. Ben de açtım davaya gidip. Bir arkadaş var, tanıdık. Anlaşmalı açılmıyor diyor. Ben de gittim, konuştum. Verdim dilekçeyi. Açtım davayı. Bakalım. Ondan sonrası artık hakkımızda hayırlısı. Annen nasıl? Kötü. Ben de istemezdim böyle olmasını oğlum. Ama ne yapalım? Benim adamlığım bu kadar işte. Ne yapayım? Bir baltaya sap olamadık. Bu yaşımıza geldik. Dedenin berber dükkanı da olmasaydı... kim bilir şimdi neredeydi, ne yapıyordu? Bende ne yetenek var, ne de para var. Zaten yetenek olsa buralarda mı olurdu? Baktım sende yeteneğin kralı var. Dedim ortamlara girsin. Açma şimdi o defterleri. Kötü bir niyetim yoktu. Sendeki bu tip bende olacaktı var ya. Beni tutabilene aşk olsun. Fırtına gibi eserdim ortamlarda vallahi. Annem eve geri dönmeni istiyor. Sen ne istiyorsun? Sen istiyor musun dönmem? Ben annem üzülmesini istiyorum. Biliyorum, çok zor ama... belki bir gün... affedersin beni be oğlum. Belki. Sen annemi bir ara konuş. Konuşurum. Sen söyle bakayım. Neden gitmek istemiyorsun? Ya bir kere televizyon kafadan 7 kilo koyuyor. Senin haberin var mı? 7 kilo. Koysun. Ne olacak ki? Ya ama gitmek istemememin tek sebebi bu da değil yani. Neymiş onlar? Şimdi mesela gideceğim, tamam mı? Orada oturacağım. Böyle bana salak salak sorular soracaklar. Ben böyle gülüyor gibi yapacağım, güleceğim. Gül gül. Gülünce çok güzel oluyorsun. Ya neyse öf. Yani 2 cümle edeceğim zaten orada. Herkesten tiksineceğim, bir de üstüne üstlük kendimden nefret edeceğim. Etme. Demesi kolay. Sen çok güzel bir kızsın. Çok da zekisin. Bunların hepsini yapabilirsin zaten. Ya ama anlamıyorsun işte. Orada ben olmayacağım ki. Orada... Leyla Yılmaz Kaya'nın kızı olacağım yani. Olma. Nasıl olma? Yani madem bu kadar rahatsızsın birilerinin kızı olarak tanınmaktan... o zaman kendin ol. Doğal ol, oynama. Git oraya kendin ol. Seni sen olduğun için sevsinler. Yani çok da sevmesinler de... azıcık sevsinler. Alo? Aman be, kafa mı kaldık ya? Bu Rus bebekler var. Biliyor musun sen onları? Manken mi? Yok, cansız bunlar. Tahtadan. Böyle şişman yuvarlak. Ortadan açıyorsun tak diye. Matuşka diyorlar. Hani bildin mi? Bildim. Hah, o işte. Açıyorsun içini, içinden bir tane daha çıkıyor. Aynı ama bir küçüğü. Tak, onu da açıyorsun, onun içinden de bir küçüğü. Hepsi birbirinin aynısı ama. Modeli. İşte beni de öyle düşüneceksin. Nedir? Aldı mı büyük hayriyi? Açıyorsun büyük hayriyi. Tak, ne çıktı içinden? Bir hayri daha. Tak, onu da açtın. Ne çıktı? Bir hayri daha. Bir hayri daha. Anlayacağın hayri yine aynı hayri kardeşim. Değişen bir şey yok ki. Geçen bir oyun yaptım ben bunlara. Gittim eve öyle. Ağız burun kaymış. Ya olmaz öyle şey, saçmalama. Olur. Bal gibi olur. Hadi. Bak hayri vuramam ben sana. Saçmalama. Oğlum sallayacağın 3-5 tane yumruk ne gıygıy ediyorsun. Hadi bakayım. Hazırım ben. Tam şuraya. Hadi bakayım. Hadi. Daha iyisini yaparsın. Daha iyisini. Hadi. Abi. İyi misin abi? Tamam. Bir şey yok. Tamam. Bu iyiydi. Daha iyisi. Daha iyisi. Buradan devam et. Hadi. Oh. Hastasın sen ya. Burnumun üstü. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Devam et. Bir daha. Kaburgalarıma vur. Sordular tabii ne oldu diye. Dedim bilmiyorum. Kestiler önümü. Dozer gibi geçti üzerimden şerefsizler dedim. Yedi bunlar da biliyor musun? Bu ara boşanma davasını askıya aldım tabii. Maksat şüphelenmesinler. Ya arkadaş bu ne ya? Hadi anası yiyor da. Oğlu da yiyor biliyor musun benim bu hallerimi? Vallahi bak yardım ediyor bana. Tuvalete götürüyor. Yemek yediriyor. Ayağıma çorap giydik yalan geçen gün. Yavaştan giriyorum aklına. Sen de gidip ben de olsaydı falan filan diyorum. Yavaş yavaş sokarım ben bunu setlere. Döndürürüm oyunculuğa. Davada biter zaten boşanırız o güne kadar 1000 kere. Bir de Sema ile Ahmet'i evlendirdim miydi var ya. Lan seni sürün! Lan! Ağzını sürün! Ne istedin lan bizden? Ne istedin annemden? Sana mı soracağım ulan? Sana mı soracağım? Lan bunu sıkıyor annem duysa var ya karnımdan ölür lan! Duysa ne olacak lan? Ha? Duysa ne olacak? Yine benim yanıma gelecek. Yine benim peşimi bırakmayacak. Duysa ne olacak? Lan öldürürüm lan seni şerefsiz herif! Hayatımızdan... Lan bana bak, ben ne istersem onu anlatırım. Ne istersem onu yaparım. Ne zaman istersem o zaman giderim. Duydun mu lan beni? Dene! Dene bak ne oluyor, dene de gör! Yürü git lan, at aşağı dışarı! At! Dene lan, dene! Gel boksana, gör! Yürü git, ayağımın altında eğitim seni! Nasıl yedim lan? Nasıl yedim bunu? Abi. Anne bir gelsene ben de. Ben de geleyim mi? Yok aşkım sen gelme. Ne oldu Eren? Konuşabildiniz mi babanla? Bir daha bu evden içeri adımını atmayacak o şerefsiz. Ne oldu? Kavga mı ettiniz yine? Anne hepsi yalanmış duydum anladın mı? Hepsi yalanmış. Hepsi numaraymış. Değil. Hayır çok pişman baban. Çok üzgün. Ya anne sen beni delirtecek misin anne? Sana diyorum ki kulağımla duydum. Şu ağzından çıkanları bir duy. Yani neden yapsın ki böyle bir şeyi? Neden yalan söylesin? Gerek yok yani. Zaten geri döndü. Zaten burada. Anne amacı beni oyunculuğa geri döndürmekmiş. Olayı oymuş bende. Senlerle boşanacakmış. Çünkü... Var işte aklında bir şeyler. Söyletme şimdi bana. Ya bir kere annemi dinleyeyim dedim ya. Belki haklıdır dedim ya. Gittim konuştum. İyi davrandım. Sonuç... Gene başladığımız yerdeyiz anne, gene başladığımız yerdeyiz. Annem, lütfen bak. Anne, tamam. Bak, lütfen. Anne. 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 Kız arkadaşın çok iyi dans ediyor. Ben bayıldım. Senin de izlemeni istedim. Gizem neredesin sen? Ayran. İyi bak. Ah, iyi izle. Bak bak bak. Senin başına bir şey gelmesin diye abuk subuk şeyler yaparken sen adamın karşısında dans mı ediyorsun? Eren göründüğü gibi değil. Ya nasıl göründüğü gibi değil ya? Ya bilmiyorsun, tamam mı? Neden dans ettin bilmiyorsun. Bir dur. Bilmek de istemiyorum Gizem, tamam mı? Bir dakika dur lütfen. Neden dans ettin bilmiyorsun. Lütfen Eren ya. Lütfen diye bir şey yok. Dün gece hiçbir şey olmamış gibi yanıma geldim. Ben de seni öyle görünce ne kadar üzülmüş, ne kadar korkmuş dedim. Ben seni kurtarmak için abuk subuk şeyler yaparken senin niyetin çok farklıymış. Bir dinleyecek misin? Dinlemeyeceğim. Eren, Eren lütfen. Benden uzak dur. Ver şu telefonunu. Bir izin verecek misin anlatmama? Benden uzak dur Gizem. Kıskandın mı beni? Tarık Bey. Hah. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ya hiç rahatsızlık vermeyeyim ben. Lütfen. Buyurun. Ben şu kartınızı hemen teslim edeyim size. Ya çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size. Rica ederim. Ne söyleyeyim size? Ne içersiniz? Bir şey almayayım ben. Lütfen. Buraya kadar geldiniz. Bir şey ısmarlamama izin verin. Peki o zaman bir Türk kahvesi alayım sade. Türk kahvesi, sade. Bir bakar mısınız? Neredesin Merve? Rezil edeceksin beni. Leyla'cığım hazır mısın? Geliyorum Ceyda'cığım, hazırım. Evet arkadaşlar, son 2 dakika. Çık 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 çık. Merve'nin gelmeyeceğini duydum. Sorun değil, ben yayında küçük bir anons geçerim. Ay. Açıklama yapmaya gerek yok, ben geldim. Kusura bakmayın, geç kaldım, biraz trafik vardı. Merveciğim. Olsun, sorun değil. Böyle buyurun. Sen böyle buyur Merveciğim. Leyla'cığım seni de böyle alayım. Şöyle geçeyim. Üç, 2, 1, buyurun. Ceyda'nın mutfağından ekran başındaki herkese merhaba. Bugün yine birbirinden lezzetli tariflerimiz ve tabii ki birbirinden değerli konuklarımız var. Türkiye eski güzellerimizden Sayın Leyla Yılmaz Kaya ve kızı Merve Altınköprü bizlerle birlikte. İsterseniz kendilerine hoş geldiniz diyelim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Ben seni sonra arayayım mı? Çok kısa tamam, bir reklama gidiyoruz. Hadi. Döndüğümüzde birbirinden sağlıklı, birbirinden leziz tariflerle yine sizlerle olacağız. Ya kim bilir hakkımda ne düşünüyorsunuz? Daha iyi göründüğünüzü düşünüyorum. O akşam biraz sarsılmıştınız çünkü. Biraz mı? Ya inşallah abuk sabuk şeyler anlatmamışımdır size. Çünkü ben biraz bulanık hatırlıyorum. Mail adresinizin ve banka hesaplarınızın şifresini verdiniz. Ben de hepsine girdim. Şaka şaka. Tabii ki olmadı böyle bir şey. Gerçekten çok hanımefendiydiniz o gece. O sarhoşlukla mı? Yani işte insan içmeyi bilmeyince Bir de başına öyle şeyler gelince... Anlattım ben size çünkü yani hayal meyal de olsa hatırlıyorum. Gerçi niye anlattım onu da bilmiyorum ama... Hay gittin oturdun adamın yanına bir sus değil mi? Bir sus yani. Niye anlatıyorsun tanımadığın bir insana hayatını? Yani adam mecbur mu seni dinlemeye? Hadi dinledi. Takılıp peşine niye evine kadar... Ay yani Tarık Bey vallahi ben böyle anlatırken bile utanıyorum. Ayşe Hanım gerçekten utanacak bir şey yok. Hepimizin başına gelebilir böyle şeyler. Yani ben de olabilirdim sizin yerinize. Ne var bunda? Çok teşekkür ederim size. Gerçekten. Çok kibardınız o akşam. Yani iyi ki siz çıktınız karşıma. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tarık Bey müsaade edersen. Aa lütfen. Rica edeceğim. Ben kalkayım o zaman. Tamam. Tarık. O akşam resmen böyle tanışmadık. Yani tanıştık, tokalaştık ama... Ben pek kendimde değildim. Yok, öyle demek istemedim gerçekten. Ayşe, şu an gayet kendimdeyim. Yani o akşam tokalaşırken ne dedim bilmiyorum ama... Gerçekten çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Ben biliyorum. O zaman da memnun olduk. Karşılıklı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Anneciğim uzatmayalım istersen. Merve bunu sonra konuşacağız. Bu olaydan bu kadar kolay yırtamazsın anladın mı beni? Gidip her aklına eseni yapamazsın Merve. Anne onu ben yapmıyorum. Sen yapıyorsun. Merve'ye yemeğe gidiyoruz kızım. Merve programa katılıyoruz kızım. Benim ne istediğimi hiç soruyor musun sen bana? Kızım ben ne yapıyorsam seni düşündüğüm için yapıyorum. Hı hı. Tabii. Eminim. Bunu evde konuşacağız Merve. Duydun beni. Göremiyoruz tabii ekranlarda. Merve magazini pek sevmez. Annem çok sever öyle şeyleri. Yani dışarı çıkmadan önce saatlerce hazırlanıyor. Makyajsız hayatta çıkamaz evden. Ben şu yaşıma geldim kızıyım makyajsız görmemiş olabilirim annemi. Merveciğim bizim yaşımıza geldiğinde seni de göreceğiz öyle değil mi? Değil mi? Peki yemeklerle aran nasıl? Hmm. Yemek yapmayı biliyor musun? Ha yok. Ben daha çok fast foodcuyum. Sağlıklı yaşama takık olan annem. Canım şimdi yani takık demeyelim de. Niye, diyelim, niye demeyelim öylesin. Yani tabii ki ben de bütün gün fast food yemiyorum. Ben daha çok ne bulursam onu yiyorum. Kek, börek, çörek, hamur işi. Karbonhidrat benim olayım. Gerçekten mi? Annem bir de o kadar kontrolcü ki. Yemekte onun yanında tabii az yiyor gibi yapıyorum. Sonra odama çıkınca cips, kova ne buluyorsam tıkıyorum ağzıma. Ay inanamıyorum. Buradan da bütün annelere sesleniyorum. Kızlarınızın tepesinden inin. Yani kız yiyorsa yiyor. Yapacak bir şey yok bu konuda. Leyla'cığım gerçekten o kadar da karışıyor musun kızım? Ya tabii ki Tabii ki karışıyor. Tipik bir Türk annesi benim annem. Hatta terli terli su içme diyen cinsten var ya ondan o kadar karışıyor yani. Bütün hayatıma karışıyor. Her şeye, ilişkilerime. Aha ilişki dedin. Aa. En sevdiğin yere. Merve. Anlat bakalım Merve. Bir ilişkin var mı? Merve sakın. Var. Bize ismini vermek istemezsin herhalde. Yani şimdi bana özel kalsın ama beni izlediğini biliyorum. Bütün aile tanıyordur herhalde kişiyi. Yok. Bizimkisi daha gizli kapaklı bir iş. Gizli kapaklı derken? Yani gizli kapaklı işte. Biraz sevgilimle, bana özel yani. Tabii yakın arkadaşlarımla da aile falan. Hoş geldin Yunus abi. Merhaba Derin. Abin evde mi? Yok, annem içeride. Onu sorup geleyim. Yani tabii annemle her şeyi konuşuyoruz biz. Yani benim mutluluğum onun için çok önemli. Her zaman önceliğidir yani benim mutlu olmam. Kesinlikle. Hep söyler, hep. Beni anlayan, benim değerimi bilen, beni dinleyen, beni üzmeyecek bir insanla birlikte olmam gerektiğini her zaman söyler. Çok doğru değil mi? Tabii ki. Yani neler... Hoş geldin Yunus. Merhaba. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Yok rahatsız etmedin de Eren evde yok. Ardalardaymış. İstersen bir oraya bak. Tamam. Gerisi önemli değil Merveciğim. Size iyi günler. İyi günler. Benim için hayatta en önemli şeyler. Ama tabii lafta. Yani gerçeklerle yüzleşince... Anneler kızlarını kimseye yakıştıramaz ama anlıyorum yani. Benimki de bana kimseye yakıştıramıyor. Ay, olur mu öyle Merveciğim? Olur anneciğim. Ben kimi yakıştıramamışım sana? Arda. Hatırlamadın mı Arda'yı? Ya şöyle komik bir şey oldu. Benim en sevdiğim çiçekler lavanta rengi güldür. Lavanta rengi gül. Allah Allah. Bayağı da nadir bulunur, bayağı az. Babaanne şu kapıya baksanıza. Annem de tutturdu bu çocuk sana lavanta rengi gül bulamaz diye. Ay Merveciğim istersen şaka yaptım de. Çünkü gerçek sanacak izleyenler. Niye bulamayayım lan? Bulurum. Lavanta rengi gül. Of. Ay şaka yapıyor tabii ki ya. Gel lan gel. Söylediğim her şey doğru anneciğim. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Lan ne yapıyorsun lan? Yürü gidiyoruz. Ha nereye gidiyoruz? Berke'yle yarım kalan hesabı kapatmaya gidiyoruz. Hani bir şey yapmayacaktık? Manyakla manyak olmayacaktık. Vazgeçtim. Yürü. Lan şu program bitseydi bari be. Aynı bile girmiş bir de ya. Yunus gel hadi sen de gel. Nereye ya? Yürü abi yürü, yolda anlatırız yürü. Ne oluyor oğlum? Merve. Merve buraya gel dedim. Merve dur dedim. Anne bunu sen istedin. Ben istemedim, sen beni zorla getirdin. Şimdi sonuçlarına katlanacaksın. Merve. Rezil olduk senin yüzünden. Yarın magazindeyiz. Dakika başı biri arıyor beni ne oluyor diye. Ne cevap vereceğim ben bu insanlara? Anneciğim senin her şeye verilecek bir cevabın var. Buna da bulursun sorun değil ki. Keşke hiç gelmeseydin. Ha, değil mi? Gelmeseydim keşke. Ama ben söyledim sana sen beni zorla getirdin. Sen istedin yani. Ya kızım senin derdin ne? Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Amacın ne senin? Anne belki 1000 kere söyledin bana bunu. 1000 kere. Benim bir derdim falan yok. Ben artık kendim olacağım. Arda'nın dediği gibi ben artık kendim olacağım. Başkası gibi davranmayacağım. Senin kafandaki Merve gibi davranmaya çalışmaktan ben çok yoruldum artık. Ben buyum. Ben böyleyim. Beni böyle sevmeyi öğreneceksin artık. O kadar da kötü bir şey değilmiş değil mi kendin olmak? Ya zaten her şey çocuğun başının altından çıkıyor. Ben bileyim şunu. Naber, ne yapıyorsunuz? Dışarılardayım, bir şeyler yapalım diye aradım seni. Ya çok isterdim aslında ama yemek yapıyorum. Sizleri bir araya getireceğim de bu akşam. Aa öyle mi? Süpermiş. İnşallah işe yarar. Şans dile bana olur mu? Harikaydın bu arada. Ya söylediklerine inanamadım biliyor musun? Vallahi ben de kendime inanamadım ama kendimi süper rahatlamış hissediyorum yani. İyi o zaman sen bana haber verirsin belki bir şeyler içmeye gideriz. Ben zaten Arda ile buluşacağım sen de gelirsin olur mu? Tamam. Allah. Hadi öptüm seni. Anne. Sen ne yapıyorsun orada kaç saattir ya? Kullanmadığın eşyaları atıyorum. Sen nereden bileceksin benim ne işime yarıyor ne işime yaramıyor? Aa, kılıklı olanı at. Geriye kalanları kullan diyeceğim ama geriye de pek bir şey kalmıyor. Ya anne bırak eşyalarımı ya. Bana bak. Sen bunları 1 milyoncudan mı aldın ha? İğrenç şeyler. Bırak. Bunda ne var? Ha bırak onu. Bırak. Dokunma ona. Alt tarafı basit bir elbise. Öyle basit bir elbise falan değil. Bu özel bir elbise bu. Güzel bir elbise. Hem o bana geçmişimi hatırlatıyor hem. Güzelliğimi, zenginliğimi, kırışıksız cildimi hatırlatıyor. Ayrıca bu elbise sahip olamayacağım hayatımı anlatıyor. O yüzden bu elbise basit bir elbise değil. Hiç basit değil hem de. Sen de hoş geldin. Oh. Oh. Çok özlemişim. Evde mi annem? Evde canım. Annen de evde. Evde mis gibi olmuş anneannem ya. Geldim çantamı koydum. Koyduğumdan beri de canım çıktı. Zorla iş yaptırıyorum de istersen. Tabii ki yapacaksın. Ha? Pislik içinde mi oturulacak? Yardım edeyim mi ben de? Yok yok. Annem pek güzel yapıyor. Ya şu ellerime bak ya. Bak kösele gibi oldular bak. Bak bak üzüldüğü şeye bak. Ayol tutan mı var onları? Hadi kalk. Kalk şu ocağı temizle. Gizemciğim. Sen de artık evine dön istersen. Bana bak. Sen de kalk ocağı temizle istersen ha. Eşyalarım Seda'larda. Bana bak, sen bir müddet daha arkadaşında kal. Annenle çok işimiz var daha. Bir yardım etseydim lazım olur mu? Sen gerekeni yaptın, şimdi sıra bende. Tamam mı? Of, of güzel. Saatler olsun genç adam. Ne haber? Nasıl gidiyor? Sen nasıl girdin lan buraya? Sen kimsin lan bana video yolluyorsun? Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Gizem bir senin için mi dans ediyordu daha önce? Seni bir daha Gizem'in etrafında görmeyeceğim. Duydun mu beni? Bunu sen karar veremezsin Eren'cim. Ben karar veririm. Öyle mi? Eğer beni dinlemezsen, eğer kendi bildiğini yaparsan bir gece burada yatarken bir bakmışsın tam tependeyim. Hiç ses çıkartmadan, hiç hissettirmeden gelirim en büyük kabusun olurum senin. Ha, 4 tane daha lastik alırım, getiririm buraya üst üste koyarım. Seni de onların üstüne oturturum, yakarım o lastikleri burada anladın mı? Sen de onu yapacak yürek var mı lan? Ha? Ha, dene de gör. Hadi bakayım. Sen şimdi uyu. Uyumadan nasıl büyüyeceksin? Ne yaptın? Ne yapacağım? Verdim ağzının payını. Sizde ne durumlar? Bir şey olmadı değil mi? Her şey planladığımız gibi oldu kardeşim. Abicim çok pardon ya. Buralarda benzinci var mı acaba? Var. Caddede ama biraz uzak. 2. ışıkların orada olması lazım. Yapma ya. Ya abicim ben göstergeye bakmayı unutmuşum da. Benzinim bitti. Vallahi kaldım yolun ortasında. Hayır yani yanımda bidon falan da yok. Arabam 1 milim ilerlemiyor. Hani ne yapacağım bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Abiciğim bir yardım etseniz de. gitsek ya benzinciye. Şimdi kalmayayım bütün gece yolun ortasında. Ben 5-10 dakika gidip geliyorum. Abicim çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Abi Allah razı olsun ya, vallahi çok yardımcı oldun. Hayırlı akşamlar abi. Hakan Özturan değil mi? Evet ama sipariş verilmedi buradan. Biliyorum abi, sipariş verilmedi. Bizim 20. yıl dönümümüzde promosyon olarak pizza dağıtıyoruz. Yani 10 numara pizzamız vardır, hayır demezsiniz eminim. İsterseniz bir sorun. Gel bakalım. Eyvallah. Bu taraftan mı gidiyoruz? Evet. Hadi gidip bir şeyler içelim. Vallahi ya, bu kadar heyecanın üstüne iyi gider. Siz gidin ya, benim bir işim var. Lan oyun bozanlık yapma, atla. Oğlum gelmeyeceğim demedim, işim var dedim. Gelirim sonra, hadi. Ne işin var, söyle bakayım. Özel. Hadi abi, hadi. Gel kardeşim, biz seninle eğlenelim. Ha, alo. Ablacığım nasılsın? Arda ben. İyi, sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ne yaptın, benim gülleri halledebildin mi? Hadi ya. Hiç mi olmuyormuş lavanta rengi? Tamam. İyi, o zaman ben beyazları alacağım, halledeceğim kendim. Tamam. Tamam ablacığım. 10 dakikaya sendeyim. Hadi görüşürüz. Hoş geldin anneciğim. Ne hazırlığı bu? Birlikte yemek yiyeceğiz. Ben de o yüzden her şey güzel olsun istedim. Gizem geldi mi? Yo. Niye ki? 3 kişilik hazırlamışsınız. Seda, hemen arıyorsun babanı, söylüyorsun gelmesin. Anneciğim bak lütfen. Bir araya gelip konuşursanız... Sen ne yapıyorsun? Sen nasıl bir hayal dünyasında yaşıyorsun? Anne ne olur bir babamı dinlesen. Ya bu kadar kolay mı ya her şeyi silip atmak? Bir evliliği bitirmek bu kadar kolay mı anne? Kızım sen kaç kere evlendin? Kaç kere başına böyle bir şey geldi? Konuşuyorsun öyle rahat rahat. Ya sen neler yaşadığımızın farkında mısın? Sana normal mi geliyor bu durum Allah aşkına ya? Tabii ki değil. Ben normal demedim ki anne. Benim kötü niyetim yoktu anne. Hemen babanı ara ve bütün bu olanlardan annemin haberi yoktu de hemen. Dur. Sen odana çık hemen. Çık. Odana çık. Hakan Bey. Merhabalar, ben Leyla Yılmaz Kaya. Nasılsınız? Teşekkürler, ben de çok iyiyim. Ben sizi çalışanlarınızdan biriyle ilgili rahatsız ettim. Tabii sizin ismen tanımanıza imkan yok. Herhalde personel müdürünüz ilgilenir bu konuyla. Bir olay yaşandı. Ben çok rahatsız oldum. Valelerden biri. İsmi Arda. Geçen gece bana son derece saygısızca davrandı. Ben haberin olmadığını bilmiyordum Ayşe. Gerçekten seni yemeğe davet ettiğimi mi düşündün? Yani bir yemek yersek aramızdaki buzların eriyeceğine mi inandın sen? Belki konuşuruz dedim. Tabii. Sonra da geçer film seyrederiz değil mi Salih? Sen gider mısır patlatırsın. Sonra ben senin kucağına yatarım. Sonra bir anda senin telefonun çalar mesela. Değil mi? Ben sana kim arıyor Salih'cim derim. Sen de dersin ki önemli değil hayatım, banka. Ayşe lütfen. Anlatmama izin ver. Lütfen konuşmama izin ver. Tamam konuş. Konuş anlat. Anlat bakalım, dinliyorum ben seni. Hadi anlat. Anlatsana. Nereye gidiyorsun sen? Ha? Niye uyumadın sen anne? Bir de soru mu soruyorsun bana? İşte bunun için uyumadım. Gir içeri. Gir dedem. Ne istiyorsun benden anne? Hı? Yeter artık, ne istiyorsun benden? Şu haline bak. Geç de şu aynada kendine bak. Hiç yakışıyor mu sana? Dönmüşsün. Belki öyle olmak istiyorumdur anne. Ha belki kendime bunu yakıştırıyorum ben. Belki yeni hayatımda ben böyle biriyim anne. Yeni hayatın bu mu? Burası mı? Hı? Düştüğün duruma bak. Geldiğin yere bak. Ya bu hale gelmeyi ben mi istedim anne ya? Ben mi istedim? Bilmem. Bir kocayı bile elinde tutamadın. Emir'in hiç yanından ayrılmayacaktın. Hep yanında olacaksın ama onu bile beceremedin. Ben mi öldürdüm Emir'i anne? Allah muhafaza. Ya o zaman yeter artık, beni suçlamayı bırak. Yeter artık anne be. Gelme üstüme yeter ha. Geleceğim Candan. Üstüne geleceğim. Sen toparlanıp bir işe yarayana, eski Candan olana kadar geleceğim üstüne. Ya ben buyum. Ben buyum artık, bu kadarım. Yeni bir hayat yok benim için, anladın mı? Sarhoş Candan var. Bu sürekli içen ayyaş Candan var. Anladın mı? O ortalığa çıkan, o ışık saçan, o hayat dolu Candan yok artık. Öldü o, öldü. Gömdük onu. Çok istiyorsan arkasından bir Fatiha oku. O istersen bunu yapabilirsin anne. Kızım. Kızım. Gel canım kızım benim. Annem burada kızım. Korkma bak. Ben her şeyi yoluna sokacağım. Sen hiç korkma. Anneciğim burada. Ben böyle olmasını hiç istemedim. Nasıl oldu, böyle bir noktaya geldi? İnan bilmiyorum ben. Ben anlatayım sana istiyorsan. Yani bir çocuk nasıl yapılır, bütün detaylarıyla anlatabilirim Salih. Haklısın, tamam mı? Ne söylesen haklısın. Haklısın. Ama konunun bu noktaya nasıl geldiğini gerçekten bilmiyorum. Ya, sen ne düşündün acaba? Gideceksin birinden çocuk yapacaksın. Ondan sonra da bunu karından, kızından, ailenden böyle sonsuza kadar saklayacağım mı diye düşündün. Ne düşündün? Yani benden bir şey istemedi. Üstüme gelmedi. Ben de bir şey istemeyince... Kim? Annesi. Söyle söyle. Alkın'ın annesi de. İsmini koyarken utanmadın, şimdi söylemeye mi utanıyorsun? Söyle. Alkın de. Söylesene. Ayşe, ben hatalıyım. Sonuna kadar hatalıyım. Bunu kabul ediyorum. Ama nasıl oldu da bu noktaya geldik? Ya ben bunu düşünemedim, tamam mı? Böyle olacağını düşünemedim. Bunların hiçbir önemi yok biliyor musun Salih? Yani düşünme sen bunları. Nasıl bu noktaya geldik? Ne yaşandı? Nasıl oldu? Hiç düşünme yani. Bundan sonrasını bilirsin sen. Nasıl boşandım? Bundan sonra ne yapacağım? Bunları bilirsin sen. Yeter yani, düşünme geçmişi. Bana bir şans daha vermeyecek misin? Salih, eğer bu bir hata olsaydı belki telafisi olabilirdi. Ama böyle bir yalanın, böyle bir aldatmanın... Sen yıllardır beni salak yerine koyuyorsun ya. Sen beni aptal yerine koyuyorsun. Senin yıllardır başka bir hayatın var, ikinci bir ailen var senin. Neyin telafisi? Ben bunları hazmedebilecek bir kadın değilim sen. Hiçbir tanımadın beni. Şimdi git. Lütfen git ve beni yalnız bırak. Tamam. Bu da komik oldu gerçi. Sanki bugüne kadar hep yanımdaymışsın gibi. Ayşe. Dışarıda mısın? Evet, Barlar Sokağı'ndayım. İstersen gel. İyi, bir yarım saate uğrarım. Her şeyi mahvettim. Ne oluyor ya? Annemle babamı bir araya getireyim derken... Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım ya. Kızım, ben sana karışma diyorum. Sen inadına gidiyorsun. Ne yapayım Merve? Ya o kadar üzülüyorum ki. Kızım, son kez söylüyorum. Karışma. Sen suçlu olursun. Tamam mı? Arda nerede? Konuştuk, geliyor şimdi. Gizem de geliyor. Niye ya? Nasıl niye ya? Kız bana mesaj attı, nereyim, gelme mi diye. Bravo Merve, aferin gerçekten. Ne oldu? Bir şey mi oldu yine? Bozuk aramız. İşte vesileyle düzeltirsiniz aranızı. Tabii, kesin. Ya hadi. Biraz eğlen. Eğleniyoruz şu an. Hadi. Eren'le Yunus ne yapıyor acaba? Anlayacağın sonunda bulduk adresi. Vay be. Oraya kadar geldi mi anne seninle? Geldi vallahi. Tuttu elimden. Dedi öyle seni tek başıma göndermeye gönlüm el vermez. Ben de seninle geleceğim. Gittik birlikte. Sonunda yaşadığı yeri de öğrendim. Ama artık bundan sonrası bende. Yani zaten yeterince üzüldü annem. Artık daha fazlasına gerek yok. Peki ne zaman dönecek memleketi? Döndü bile. Ben havaalanına götürdüm, öyle geldim. Hadi ya. Annen ne kadar çok seviyor seni abi. Hep yanında, hiç bırakmıyor seni. Kadın ta nereden nereye gelmiş senin için. Ne oldu? Sen bir dertlik miydin olaya? Ben de annemle kavga ettim de yine. Baban düzeliyor falan filan dedi. Benim de bir kafamı karıştırdı. Tabii ben anladım. Babam yine aynı adam. Bencil, sahtekarın teki. Ona canı sıkıldı tabii. Ya ona sıkıldı, Gizem'e ayrı sıkıldı. Gizem'le ne oldu ya? Ya yapmaması gereken bir şey yaptı diyelim. Açmayalım hiç o mevzuyu. Oğlum sen nasıl yapıyorsun bunu ya? Neyi? Oğlum bakışta bitirdin olayı. Yok be oğlum. Ama ben hayatta yapamam böyle ha. Niye yapamıyorsun? Bilmiyorum, ben kesin böyle elimi yüzüme bulaştırırım. Beceremem yani. Becerirsin. Bak. Kıza iltifat edeceksin. Kendinden bahsetmeyeceksin. Bahsetsen bile çok az bahsedeceksin ki seni merak etsin. İçki ısmarlayacaksın. Kendinden emin konuşacaksın. Geç. Ve en önemlisi sana bir şeyler anlatmasına izin vereceksin. Ya da? Ulan hiçbirini yapmadan tavlayacaksın yani. O nasıl olacak? Zamanla öğrenirsin kardeşim. Hadi yapıştır. Emin konuşacağım. Alo Merve, bir aşağı gelir misin ya kapıya? Sen gel, biz içerideyiz. Ya ben gelemiyorum, damsız almıyorlarmış da. Tamam, geliyorum. Ben bir Arda'yı alıp geleyim. Arda! Ben inanmıyorum sana ya. Ben sana inanamıyorum ya. Sen... Ya inanmıyorum sana. Sen bunları nereden buldun ya? Ben bunları aylarca aradım. Bunlar yok ki. Olmaz ki bunlar hiç. Sen istersin de olmaz mı? Bunlar benim için o kadar Peki sen bunların anlamlarını biliyor musun? Biliyorum. Hı, neymiş? Lavanta rengi gül. İlk görüşte aşk demek. Evet, doğru. İlk görüşte aşk. Ben bu gülleri hayatımın sonuna kadar saklayacağım. Ay. Ne oldu? Dur. Ya. Dur. Ay. Ya hayatımı sonuna kadar saklayacağım dedim, bu kadar sürdü. Boya var bunlarda Arda. Var evet var. Sen bunların hepsini boyadın mı? Teker teker. Elinle tek tek sen bunları boyadın mı? Tek tek. Benim için. Senin için. Sırf sen mutlu oldun. benim hayatımda aldığım en anlamlı, en özel, en değerli, en muhteşem hediye. Teşekkür ederim. Sana mı gidiyoruz, bana mı? Olay net. Başka hiçbir şey karıştırmayacaksın. Soruyu sorup bekleyeceksin kardeşim. Ya yapamam ben ya. Soramam abicim ben öyle bir şey. Niye? Yani sorarım da. Yani zaten cevap belli. Ondan dolayı sormaya gerek yok. Allah aşkına neymiş cevap? Cevap olumsuz yani. Ya da hakaret olabilir. Sapık, manyak, pislik. Ne bileyim yani. Güvenliğe şikayet edebilirler. Tokat diyebilirim oğlum. Yunus, kardeşim sen en son ne zaman aynada kendine baktın? Bu sabah. Tıraş olurken. Peki iyice baktın mı böyle? Dikkatli baktın mı kendine? İyice baktım. Oğlum gayet yakışıklı adamsın. Neden kızlar sana hayır desin? Manyak mısın sen? Ne bileyim ya. Senin içinde tişört var mı? Var. Tamam soyun. Oğlum ne diyorsun lan sen? Bütün kızlar bitti sıra bana mı geldi ha? Hayırdır? Soyun. Ya şu kardeşini bir kere dinle ya. Çıkar şu üstünü hadi. Hadi iyi, tut şunu. Hoppa. İşte kardeşim benim. Makina al. Makina. Çıkardık buyur. Bak kimle konuşursan konuş. Konuları her zaman bara dayayacaksın. Ya da bir yerden destek al bir şey yap. O kadar çalışıyorsun vücut yapmışsın. Madem bu kadar vücut yaptın göstereceğiz abi bu kasları. Sık bakayım kolunu. Sık 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 sık. İşte bu kardeşim benim. Boğa gibi o. Yapabilir miyim? İzle. Bak bu da başka bir taktik. İzle. Selam. Selam. Yalnız mısın? Evet, sen? Yalnızım. Ama sıkıldım, çıkacağım birazdan. Nereye? Bilmem, başka mekana geçeceğim. Sen de gelmek ister misin? Olur, isterim. Gördün mü? Olay bu kardeşim. Dediklerime bunu da eklersen tamamdır, bitti. Yılan. Nereye gidiyoruz? Bir yere gitmiyoruz ya. Ben arkadaşıma kızı nasıl tavlanır onu öğretiyordum da. Ama istersen başka zamanda görüşebiliriz. Sıkıntı yok. Salak. Bana trip atıyorsun değil mi? Dans ettim diye bana trip atsın o kadar. Sen ne yapıyorsun ya? Kim bu kız? Senin amacın ne? Gizem bir kendine gel. Kendimdeyim ben. Değmez misin? Hiç değmez misin? Yazık ya. Ben senin için neler yapıyorum biliyor musun sen? Ne yaptın? Çok merak ettim. Anlatmama değmez. Ya Gizem. Bir dakika geliyorum. Gizem. Yağmur mu yağıyor dışarıda? Yok ya. Manyakların ortasına düştüm. Su savaşı yapıyorlar kapının önünde. Şu halime baksana mahvoldu üstüm başım. Korkunç görünüyorum herhalde. Hayır. Çok güzel görünüyorsun. Ben başka bir yere geçeceğim. Efendim? Ya ben başka bir şey içeceğim. Sen de bir şey ister misin? Sana bir şey ısmarlayayım mı? Olur. Sen ne içiyordun? Bakmak ister misin tadına? Olur. Ay çok tatlı benim için. Başka bir şey ısmarlayayım. İçerim. Tamam. Öyle miyiz? Gece gece şu başıma gelene bak ya. Şanssızlık olmuş. Ya nerede kaldınız? 3 saattir bekliyorum. Aa. Evet öyle bir şeyler oldu. Ne haber Seda? İyilik. Senden? İyi, ne olsun ya işte. Vay. Yunus da buradaymış. Buradaymış vallahi. Gidip bir merhaba diyelim mi? Hadi. Gizem! Gelme peşimden. Git başkalarına yaz. Sen niye hesap soruyorsun ki bana? Sen niye bana hesap soruyorsun? Sormuyorum. Öyle mi? Kimdi o videoyu görünce bağırıp çağıran? Aynı şey değil. Sen beni salak yerine koydun. Senin için yaptım, tamam mı? Söylemeyecektim sana ama söylettiriyorsun. Seni korunmak için. Başına bir şey gelmesin diye. Yalan söylüyorsun Gizem. Adam benim önümde adamını aradı. Seni dövdürtmek için emir verdi. Ben ne yapacaktım? Ne yapacaktım ben? Oturacak mıydım öyle? Ya sen niye boyundan büyük işlere kalkışıyorsun ki? Amacın ne senin? Seni korumak için yaptım gerizekalı. Senin başına bir şey gelmesin diye ben o öküz herifin önünde dans ettim. Biliyor musun sen? Yalan söylüyorsun. Öyle mi? Madem biz takılıyoruz, madem aramızda ciddi bir şey yok, niye bana trip atıyorsun, niye bana hesap soruyorsun? Söyle. Sana ne? Demek sana ne? Öyle mi? O zaman ben de bundan sonra istediğime takılıyorum. Tamam. İstediğime de gidip dans ediyorum. Edemezsin. Ederim. Edemezsin. Ederim. Edemezsin. Ederim. Edemezsin. Ederim. Edemezsin. Ederim.